senin aşkına. Nereden çıktın karşıma? Sevdim seni, çok sevdim. Hayat yalnız yaşanmaz, senden ayrı durulmaz. Senin gibi bulunmaz. Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Yusuf, ne yapıyorsun sen? Ah, annesi nasıl ağladı garibim. Ay, içim o kadar fena oldu ki. Ağlamaz mı be kızım? Evlat bu. Ama çok şükür yarın taburcu oluyor. Çok güçlü kızdır Çiçek, biliyor musunuz? Ah, bir de şu hafızası bir yerine gelse. İnşallah kızım, inşallah. İnşallah. Neyse, biz iyi düşünelim de. Gelin kızım. Bana artık gelinim demeyin lütfen. Niye? Ne oldu ki? Onu torununuza sorarsınız. Bana bak, kalbini mi kırdı? Kötü bir şey mi yaptı sana? Daha ne yapacak ya? Sizin torununuz var ya, beni değil başkasını seviyor, başkasına aşık. Beni de, karnımdaki bebeği de istemiyor. Karınızın hatırasını kuyumcuya vermenize gönlüm razı olmadı. Biraz birikmişim vardı. Kuyumcuyla konuştum, gittim geri aldım. Alın lütfen. Kızım. Yusuf. Yusuf böyle bir şeyi nasıl yapar bu kıza Sumru Hanım? Ya yapmayın Hikmet Bey, siz torununuzu tanımıyor musunuz Allah aşkına? Yusuf pırlanta gibi çocuktur. Bakın eğer böyle bir şey yaptıysa inanın bana bir bildiği vardır. Bir bildiği olsaydı bu altı yemeden önce düşünürdü. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Hikmet Bey lütfen ne yapacaksın? Köyüme döneceğim. Bir daha da yüzümü asla göremeyecek. Yapmayın. Yapmayın, bakın Hikmet Bey. Hikmet Bey bir dakika, lütfen. Lütfen. Yusuf durdur aramayı. Dur. Ada ne yapıyorsun? Ada nereye gidiyorsun? Ada! Ada! Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Çoktan beri yapmam gerekeni yapıyorum Yusuf. Senin yapman gereken tek şey benimle gelmek adam. Biz birbirimizi seviyoruz, tamam mı? Bunun dışında hiçbir şeyin önemi yok artık. Ya yeter Yusuf! Yeter! Ben dayanamıyorum ya! Sen kolay mı zannediyorsun? Ya sana böyle uzaktan bakmak, senden böyle vazgeçmek, seni böyle uzaktan sevmek kolay mı sanıyorsun? Kolay mı? Ada, ben seni öyle rüzgarla... Ya rüzgarın bu gece babası öldü Yusuf, babası!
Yanında olacak kimsesi yok diye ben yanındaydım. Babasızlığını benden başka anlatacak kimsesi yok diye yanındaydım. Bana sığındığı için yanındaydım. Yeter. Yeter artık İstanbullu. Kendine de bana da bunu yapma artık, yeter. Yaparım adam. Ben o çocuğa babalık da yaparım. Gerçekten sevdiğim insanla hayal ettiğim hayatı da yaşarım. Yapamazsın. Yaparım ada. Yapamazsın Yusuf. Yaparım ada. Yapamazsın Yusuf. Yapamazsın. Yusuf. Hayatım boyunca bir hayalim oldu benim. Aklım ermeye başladığından bu yaşıma kadar her gece aynı hayali kurdum durdum ben. Yalnızca bir tek hayal. Annemle babamın ellerini tutmuşum. Ortalarındayım ben. Bir yanımda annem. Çiçekli bir elbisesi var. Uçuşuyor böyle rüzgarda. Babama bakıp gülümsüyor. Sonra ben ona çeviriyorum kafamı. Hiç görmediğim babama. Neye benzer, nasıl kokar? Hiç bilmediğim babama. Hangisinin güzelliğine bakacağımı şaşırmışım. Bir ona bakıyorum. Sonra doyamadan diğerine çeviriyorum kafamı. Sonra... ortalarındayım ben. Ellerini tutmuşum. Ama var ya, nasıl sıkı sıkı. Sanki parmaklarını biraz gevşetsem ikisi de uçan balon gibi göğe yükselecek gibi. Öyle yani. İstersen gel, kalbimi sök, gıkım çıkmaz. Al, al ruhum da senin zaten. Gözyaşlarım da senin olsun. Ama benden daha doğmamış bir bebeğin benimle aynı hayalleri kurmasına sebep olmamı isteme benden Yusuf. Yalvarırım, yapma bana bunu. Yapamam. Bizim hikayemiz böyle yazılmış. Ne yapalım? Kabul edeceğiz. Mecbursun Yusuf. Mecburuz. Thank you.
İyi misin? Babam öldü hiç mi? Yoksa sevdiğim kadın arabamdan inip sevdiği çocukla gitti için mi? Kalbim şu an o kadar acıyor ki. Ben hangisinin acısını şimdi daha çok hissediyorum bilmiyorum. Ben babanla senin kadar çok şey paylaşamadım. Sen küçük oldun. Çok sevimliydin. Babam hep oynardı seninle. Tepesinden inmezdi. Ben büyük oğuldum. Dünyaya karşı sert yetiştirdi beni. O yüzden senin kadar anım yok benim babanla. Ama bir tane var ki hayatım boyunca unutmadım. Beş altı yaşlarındaydım. Çiftlikteyiz bir yaz. Bahçede oynuyorum. Bir akrep gördüm. Akrebi öldürmeye çalıştım ellerimle. Tabii akrep benden hızlı davranıp soktu elimi. Çığlık kıyamet bağırıyorum. Babam geldi. İşte zehri filan temizledi. Ve bana dedi ki, eğer bir akrebi öldürmek istiyorsan ellerini kullanmana gerek yok oğlum. Eğer o öldürmeden sen ondan kurtulmak istiyorsan hızlıca ateşten bir çember çiz. Akrep ateşten korkar. Kaçacak yer bulamayınca da kendini sokar. Tabii küçüktüm, anlayamamıştım. Büyüdükçe o çemberin içinde mi yoksa dışında mı olmam gerektiğini anladım. Bir haber var mı? Annen aradı. Yarın babamla birlikte geliyorlarmış. İzin verme. Sen ondan önce davran. Çevresindeki çemberi ateşle. Yusuf'un adası olmak zor şeymiş. Siz Yusuf'u nereden tanıyorsunuz? Benden korkma abi. Ben Yusuf'un arkadaşıyım.
Benden sana zarar gelmez. O da senin dilinden düşünmüyor ki. O da aşağı, o da yukarı. Bir de bu bank. Yalnız sen de Yusuf'un adını duyunca kalbinin ışıntısı gözlerine vuruyor. Seviyorsun onu. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Sen Yusuf'u, Yusuf seni böyle birbirimizin yarısıymış gibi severken ayrılık niye? Niye bu eziyeti çektiriyorsunuz birbirinize? Bebek. Gerçek. Gerçek sebebin bebek olduğundan emin misin? Ben babamı hiç tanımadım. Hiç bilmedim. O yüzden o bebeğin de benim gibi babasız büyümesini istemiyorum. Sokakta çocukları babalarıyla oyun oynarken görünce boynunu büksün istemiyorum. Sırf babasının kokusunu hiç bilmiyor diye. Bütün kokulardan nefret etsin istemiyorum. Kızgın mısın onu? Babama mı? Ben doğmadan öldüğü için mi? Bazen kızıyorum ona. Annem cennete gittiğinde mesela. Babam olsaydı bunların olmasına izin vermezdi diye. İnsanlar beni üzdüklerinde, incittiklerinde. Eğer babam yaşasaydı kimsenin beni incitmesine izin vermezdi diye. İnsan daha doğmadan babası ölünce, babasız büyüyünce ister istemez kızıyor işte. Niye öldü diye. O yüzden bu dünyadaki hiçbir aşk, ama hiçbir aşk, daha doğmamış bir bebeği benim gibi babasız bırakamaz. Sizin adınız neydi? Cevdet Yalçın. Memnun oldum. Cevdet Yalçın. Torunum bu haltı yedikten sonra ben insanların yüzüne nasıl bakacağım? Yapmayın Hikmet Bey. Bakın gelin biraz oturalım. Bir konuşalım beraber ne olur. Dede. Oh.
yaşta bana tokat attırdın ya. Başımı öne eğdirdin ya. Adıma namusuma leke sürdün ya. Helal olsun sana be. Helal olsun. De neden böyle söylüyorsun? Ben ne yaptım da bana bu lafları ediyorsun? Daha ne yapacaksın be? Madem gönlüm başkasındaydı, niye oynadın bu kızın gururuyla? Kız yukarıda iki gözü iki çeşme ağlıyor. Yakıştı mı bize? Yakıştı mı aile şerefimize? Neymiş ailemizin şerefine yakışmayan dede? Ben sana çocukken sevmek ne diye sormuştum, hatırlıyor musun? Gözleri senin gibi bakan, kalbi senin gibi atan, senin ağladığını ağlayan, senin güldüğüne gülen biri var demiştim bu dünyada. Onu bulduğun zaman sevmek ne anlayacaksın demiştin. Onu buldum dedim. Şimdi onu bulmuşken, ondan başka hiçbir şey düşünemiyorken, ben gidip Nalan'la evlenirsem, hem o hem çocuk mutsuz olmazlar mı? Hepimiz mutsuz olmaz mıyız dedim. Kaç kişi mutlu bu hayatta? Kaç kişi sevdiğiyle evli ha? Ortada bir bebek var. Yazık. O kadar nasihat etmiştim ki sana. İnsan namusu için yaşar dedim. Haysiyetini hiçbir şey için ayaklar altına aldırma dedim. Ama sen ne yaptın? Benim başımı öne eğdin. Yazık. Dede, nereye gidiyorsun gecenin bu saatinde? Köyüme. Batsın İstanbul'unuz be. Sakın peşimden gelme. Sakın. Yusuf, bırak gitsin. Sakinleşsin hem biraz. Nereye gidecek? Gelir. Gelir sonra. Gelmez Sunan. Gelmez. İnattır o. Gelmeyeceğim dediyse bir daha gelmez. Gelir. Pişman olacağım, bir şey yapma Yusuf. Yusuf. Nalan! Ya sen niye bunu yapıyorsun ya? He? He, niye yapıyorsun? Niye gidip her şeyi dedeme anlattın? Bebeğimi yalnız büyütmemek için. Seni sevdiğim için ya, seni sevdiğim için. Bu nasıl sevmek ya? Ha? Sen yaşlı bir adamın mutsuzluğuyla istediğini elde edebileceğini mi zannediyorsun? Ha? Gerçekten başarabileceğini mi zannediyorsun? En azından bunun için savaşıyorum. Benim bu hayattan alacağım var, anladın mı? Ve bu alacağımı kimseye vermeye niyetim yok. Bunun için de kim üzülürse, kim kırılırsa umurumda bile değil. Anladın mı? Benim tek umurumda olan şey karnımdaki bebek. Başka hiçbir şeyi zerre düşünmüyorum. O bebeğin sorumluluğunu alacağım. Kimsesiz de, sahipsiz de, babasız da büyümeyecek. Onu canım pahasına koruyacağım, büyüteceğim. Ama ben adayı severken seninle asla evlenmeyeceğim Nalan. Anladın mı? Asla evlenmeyeceğim. Nereye Yusuf? Dedemi bulmaya Sumran. Sen iyi misin hala? Çok mu umrunuzda Sumra Hanım? Ben sadece... Siz sadece Yusuf benim başından alsın, kurtulsun istiyorsunuz. Beni buraya geldiğim ilk günden beri sevmediniz, nefret ettiniz, gideyim istediniz. Sizin hayatınızda hiç kimse yok diye bizim de olmasını istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın, bunu başaramayacaksınız. Yusuf.
Yusuf'la evlenmeme ve mutlu olmama asla engel olamayacaksınız. Zor kızım, çok zor. Sen Yusuf'la da evlensen, dünyayı da fethetsen, senin bu kalbinin karanlığıyla çok zor mutlu olma. Göreceğiz. Geldi. Hoş geldin kızım. Yavrum, bu halinle ne oldu? Yok bir şey yenge. Ada, Rüzgar Bey nasıl? Nasıl olsun yenge? Babasız kalan biri nasılsa öyle. Zor tabii. Allah sabır versin. Ada, bakma öyle dayıya. Gerçi nasıl bakarsan bak, haklısın ya. Bak kızım, ben sana bunca sene kötülük ettim. Türlü rezillikler ettim. Sen yine de beni evden kovmadın. Biliyor musun? Sende ananın kalbi var. O da böyleydi. Canına kastetsen ne içinden ne elinden kötülük gelmezdi. Senin gibi. Biliyorum. Senin için çok zor. Ama beni affedip tekrar dayın olarak sayman için ben elimden gelen her şeyi yapacağım kızım. O kuş kadar bedenle bu evin bütün yükünü sen çekmek zorunda kalmayacaksın artık. Allah izin verirse yarından tez yok iş bulup eve ben de ekmek getireceğim. İnşallah affedersin beni. Ben odama gideyim yenge. Ha kızım, dur ben de seninle geleyim. İyi değilsin zaten. Haydi kızım, haydi. Dayını affedip en sevdiğin insan gibi belleyeceksin ki dayın da vakti zamanı geldiğinde o serveti çatır çatır yiyecek. Değil mi kızım? Yenge, dayım iyi mi? Başına bir şey falan mı düştü? Vallahi bilmiyorum ki kızım. Ben de anlamadım. Ama yani başına bir şey düştüyse de düştü. İnşallah hep böyle kalır. Vallahi ben bu yeni İsmail'i pek bir sevdim ha. Dayı, bir çorba parası versene ya. Param yok benim oğlum. Alo. Sana dedi dayı, duymuyor musun?
Dayı. Ha? Çıkar paraları. Çıkar. Size büyüklere saygıyı öğretmediler mi lan teresler? Kalk! Defolun buradan! Defol! Dayı sen iyi misin? Sana bir zarar verdiler mi? Sağ ol. Sayende iyiyim. Teşekkür ederim. Senin bu saatte burada ne işin var? Derin mevzu diyorsun yani. Geceleyecek yer arıyorum. Buralar sana göre uygun değil ki. İti çakalı çok olur buraların bu saatlerde. Gel sana rahat edebileceğin güvenli bir yer bulalım. Hem sen niye bu velizinde sokaklardasın bu saatte? Hadi. Sen niye yardım ediyorsun bana? Ne istiyorsun? Sokakta yaşayanların isteği çok olur. Kimi para ister, kimi çay çorba ister, kimi tütün ister. Peki sen ne istiyorsun? Ha? Muhabbet. Muhabbet mi? Sen hiç kendi sesini hatırlamak için kendi kendinle konuşmak zorunda kaldın mı? Bizim üstümüz başımız kirpas içindedir. Evi olanlar kirletir sokakları. O kir gelir yüzümüze gözümüze bulaşır. O yüzden de yüzümüze bakmak istemezler, bizden korkarlar. Niye biliyor musun? Niye? Kendi kirlerini gördükleri için yüzümüze bakmazlar. O yüzden böyle yerlerde bazen bir çift muhabbet etmek para yerine geçer, biliyor musun? Hadi gel. Uyumak için daha erken. Sen bana derdini anlat, ben de senin sokaktaki derdini çözeyim. Hadi hadi. Sen de tokadı bastın, attın kendini sokağa, öyle mi dayı? Ne yapacaktım? Sen olsan ne yapardın? Yapmaz mıydın? Yapmazdım. Ne yani? Kanına dokunmaz mıydın? Torunun bir kızı bebeğiyle ortada bıraksa yapmaz mıydın? Yapmazdım. Bu çocuğu kendin büyüttüysen, beni bir kere bile mahcup etmediyse yapmazdım. Kimsenin namusuna göz ucuyla bile bakmadıysa yapmazdım. Başkalarını sırtında taşıyarak bir lokma ekmek parası kazanmasına rağmen harame meyletmediyse yapmazdım. Ellerinle büyüttüğün bir çocuğu kalbine inanmıyorsan ona değil kendine kızacaksın, değil mi? Her kimsen sağ ol be evlat. Sağ ol. Yapmazdım. Ben o çocuğa babalık da yaparım. Gerçekten sevdiğim insanla hayal ettiğim hayatı da yaşarım. Yapamazsın. Yaparım ada. Yapamazsın Yusuf. Yaparım ada. Yapamazsın Yusuf.
bu dünyadaki hiçbir aşk, ama hiçbir aşk. Daha doğmamış bir bebeği benim gibi babasız bırakamaz. Tamamdır abi ya işte. Gece köye gideceğim diye çıktı gitti. Tamam abi. Eğer gelirse haber edersin. Tamamdır. Sağ olasın. Yusuf. Var mı bir haber? Gitmiş mi köye? Yok Sunlu Hanım, gitmemiş. Ben bir şu geçen sefer gittiği pansiyona bir bakayım. Belki oraya gitmiştir. Çiçeği ne zaman alacaksın? Pansiyona uğrayayım. Oradan da hastaneye gider alırım onları. Yusufçum, bak üzme kendini. Senin deden eski toprak, öyle kolay kolay bir şey olmaz ona. Tamam Sunlu Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüyor musun üstadı? Dağ gibi adam tık diye gitti vallahi. İsmail. He? Biz ne hısım akrabayız, ne başka bir şeyiz. Gitmemiz münasip olur mu ki? Olmaz olur mu hiç üstadı? Adam adaya bir ton iyilik etti, bize bir ton iyilik etti. Şimdi ebediyete intikal ettiği bugün de yanında olmak boynumuzun borcu yani. He, doğru diyorsun. Hem bizim servetimizi de çatır çatır yiyen insanlarla da birazcık haşır neşir olmak lazım. Kızım, hazır mısın? Hadi vakitlice çıkalım da gidelim. Hazırım be. Rahmetlik de sana az babalık etmedi. Gelin ha gel. Ay, merhaba Üftade yenge. Nehir şey huysuzlandı, bir türlü çıkamadım evden. Geç kalmadık değil mi? Yok yok, azıcık daha eğlenirsek 40'ına anca yetişeceğiz. Hadi ya yürüyün. Yürü, yürü, yürü. Hadi giyin kızım, hadi. Dinliyorum. İyi. Ben gelene kadar gözünüzü üzerinden ayırmayın. Mert, biz hazırız. Adada gelecek miymiş cenaze? Bilmiyorum. Nihal Hanım, araçlarınız hazır. Hadi çocuklar, babanızı bekletmeyelim. Sen ol asla var olanma. Ne malınla ne sarayınla. Gün gelir hakla vuslatın seni de bir, beni de bir paklar avludaki soğuk musalla. Allah taksiratını affetsin.
Rüzgar'la Ada ne durumda? Ciddi misin sen Nihal? Hangi konuda? Birazdan gidip babamın cenazesini alacağız. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Dostlar sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Ben babamı, sen çok sevdiğin kocanı gömeceksin. Senin aklın hala Rüzgar'la Ada'da mı? Haklısın. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Günlerdir o kadar perişanım ki çaresizce kafamı dağıtacak şeyler arıyorum. Hadi sallanmayın, acele edin biraz. Tamam. Zavallı Rüzgar Bey. Babasına çok düşkündü. Kahrolmuştur çocuk. Ada. Ya şey diyorum, Rüzgar Bey her sıkıştığında senin yardımına koştu. Acaba sen bir arasan mı Rüzgar'ı? Açmıyor mu? Cık. Açmıyor. Çocuk babasını kaybetti tabii. Başı kalabalıktır şimdi. Hadi gel dayınlara yetişelim. Laf eder şimdi. Bu Nalan çok tehlikeli bir ifrat. Eğer benim hafızamı kaybetmediğimi anlarsa asla durmaz. Hele Yusuf'la evlenmeye bu kadar yaklaşmışken... Ya ben neler yapabileceğini tahmin bile edemiyorum. Ya ne yapabilir ki Çiçek? Yani çıkacağız Yusuf'un karşısına, açık açık söyleyeceğiz. Bu senin bebeğin değil, o adamın diye. Ya inanmazsa? O zaman ne yapacağız? Ya bizim sağlam bir kanıta ihtiyacımız var. Başka türlü nasıl gerçeği ortaya çıkaracağız, nasıl ispat edeceğiz, nasıl ikna edeceğiz Yusuf'u? Ya Çiçek, biz Yusuf'un arkadaşı değil miyiz? Yani tanımıyor mu bu çocuk bizi? Nalan'a mı inanacak? Adayı severken Nalan'la evlenebiliyorsa her şey olabilir Fırat'cığım. Sen niye bu kadar safsın şu an? Ya biraz aklını kullansana. Karşımızda dakikada 100 yalan Nalan var. Bizim işimizi garantiye almamız lazım. Yani bir şeytanlık bulur, allem eder, kallem eder. Bu işin içinden sıyrılır gider. Sonra bir bakmışız biz Yusuf'la papaz olmuşuz. Yani Nalan'ın yaptıkları yanına mı kalacak? Biz böyle oturup bekleyecek miyiz Çiçek? Hayır tabii ki. Biz o DNA raporunu bulursak... Bebeğin babasının Yusuf olmadığını ortaya çıkarırsak... Nalan da bu yaptıkların bedelini tek tek öder. Hem de bu sefer çok fena öder. Ya elimizi çabuk tutsak iyi olur o zaman. Vallahi benim adım Çiçek'se... ben Nalan'ın Yusuf'la evlenmesine izin vermeyeceğim Fırat. Adayla Yusuf birbirini bu kadar severken... Nalan aralarına girip onları mutsuz etmesine izin vermeyeceğim ya. Ya ben şu an hayattaysam onu Yusuf'la Adaya borçluyum ya. Onlar benim hayatımı kurtardı. Ben Nalan'ın onları arasından çekip alıp, onları kavuşturup bu borcu ödeyeceğim. Nasıl yapacağım bunu? Çiçek. Evine gitmeye hazır mısın abiciğim? Nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim işte. Bıraktığın gibi aynı. Kış yaman geçecek diyorlar. Çok kar yağacakmış. Söyleyeyim dedim. Biliyorsun ben kışı severim ama soğuğu sevmem. Çünkü en çok çiçeklere zarar veriyorlar bir de.
ölüleri. İkisi de toprağın altında olduğu için. O yüzden üşütme orada. Söyleyeyim dedim sana. Merak etme. Buralarda her şey yolunda. Vasiyetin de emanetin de emin ellerde. Hoş geldin çiçekçim. Ay. Buyurun. Ah! Ya kim gelmiş? Benim canım kızım. Sana en sevdiğin yemekleri yaptım ya. Ay, zahmet etmeseydiniz yorulmuşsunuzdur. Ya, zahmet olur mu hiç? Bugünü bekledik zaten hep. Yani ben şimdi hafızam gitti, hatırlamıyorum ya öyle. En sevdiğim yemek çok fark etmez diye dedim. Aa, tamam, hadi gel. Kanka. Yani senin neyin var? Sabahtan beri ağzını bıçak açmadı. Yani bir şey mi oldu? Dedim. Ne oldu? Hikmet'le de mi bir şey oldu? Dün gece Nalan'ın gazına geldi. Bastı tokadı, çekti gitti. Ne? Köye gideceğim diye gitti. Sabahtan beri 50 kere aradım, gitmemiş. O ilk firarındaki otel? Baktım oraya. Oraya da gitmemiş. Allah Allah. Yani nereye gider abicim koca adam? Bilmiyorum. Ama ona bir şey olursa ben kendimi affetmem Fırat. Yusuf dur ya. Yani hemen enseyi karartma. Arar buluruz. Yani gerekiyorsa bütün İstanbul'u karış karış gezer yine buluruz. Merak etme. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Ama bak, Sumru Hanım'ın lokantada çiçeğin de burada sana daha çok ihtiyacı var. Sen onlara yardım et, ben kendim bakınırım sağa sola. Senin evsiz abi nerede? Yani o yardım etsin sana. Benim odamda mı hala? Yok, sabah kalktığımda gitmişti. Neyse, dedemden bir haber gelirse... Tamam kanka, merak etme, ararım. Hadi görüşürüz. Bir saat sallandınız, geç kaldık işte. Arkalarda kalacağız, kimseyi göremeyeceğiz. Konserde miyiz İsmail amca? Cenaze değil, sessiz ol biraz. Ne kıvrandın durdun ama ya. Ya sen bir sus, gözümü seveyim ya. Neredeler? Ha bak şurada, gel. Canım. Rahat mısın çiçekçim? Hı hı. Var mı başka bir şeye ihtiyacın? Yok sağ olun ya, zahmet etmişsiniz o kadar. Canım olur mu zahmet? Ya sen bizim çiçeğimizsin. Bir tanemizsin sen bizim, evimizin neşesisin. Özledik de seni sonra. Şükran Hanım seni bana emanet etti giderken, bana.
Şükran Hanım? Ya anneni söylüyor Çiçekçim. Annen var ya, hani hastanede de başındaydı. Pardon arkadaşım, sen kimdin ya? Ya Fırat, o Fırat. Ya çok iyi anlaşırsınız siz. Hani ben onu ne zaman evden kovsam sen gizli gizli içeri alırdın. Hatırlamadın mı? Yok, hiç hatırlamıyorum. Gelsene. Ay Fırat, ben dayanamayacağım bu kızı böyle görmeye ya. Dayanamıyorum. Yani çok da şey yapmamak lazım Sumru Hanım. Üzülmeyin. Ya gerçekten dayanamayacağım ya. Hadi hadi biz hazırlanalım da çıkalım. Kaç gündür lokantaya gitmiyoruz. Kapalı, müşterileri kaçıracağız. Bari oraya gidelim. Tamam, ben o zaman bir üstümü değişeyim, çıkalım. Tamam canım. Hepimiz için büyük kayıp. Başınız sağ olsun Nihal Hanım. Dostlar sağ olsun Numan Bey. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Nihal Hanım, sabırlar dilerim. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Senin orada ne işin var? Madem çocuğun bir daha dedesini göremeyecek, en azından cenazesine geleyim dedim. Başın sağ olsun Emre. Bu adamın ne işi var burada? Adanın dayısı ya işte, takılmış peşine gelmiş. Sen buna ortadan yok olması için para vermemiş miydin? Hallettim dememiş miydin o işi? Bunca parayı alan adamın perişanlığı ne böyle be? Ben nereden bileyim Nihal? Çok merak ediyorsan kendisine sor. Bana bak Hüthade, gel girelim süreye, yoksa gidecekler, taziyemizi bildiremeyeceğiz ha. Gel. Tamam İsmail, az yavaş dur hele, dur. Kız adam, şu sizi Yusuf'la ayıran Şiret değil mi? Hı? O. Vallahi beyefendinin vefat haberini duyduğumuzdan itibaren ailece gözümüze uyku girmedi. Sağ olun. Toprağı bol olsun inşallah. Efendim abi. Ha. Nereye taşınacak? Abi benim ailevi bir mesele var da bu seferlik beni idare etseniz. Tamam abi, tamam. Ben rahmetli alırım geçerken evden. Tamam. Bunu bana niye yaptın baba? Daha seninle yapmadığımız o kadar çok şey vardı ki. Ha şimdi ne yapacağım? Ha? Aklıma saçma sapan bir şey geldiği zaman kimin yanına koşacağım böyle heyecanla? Kim bana yol gösterecek? Kim? Kim cesaretlendirecek beni? Niye yaptın be baba? Bunu kendine de bize de niye yaptın?
gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canıdır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillu dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Bu dünya fanidir. Sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyi güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim. Uyan. Ne var Nalan, ne oldu? Daha fazla para lazım Mert. Bu verdiğin para bana da çocuğuna da yetmeyecek. Sonra Nalan. Şimdi hiç sırası değil. Sonra. Yusuf gelmene izin vermez zannediyordum. Gelmişsin. Ben dün gece seni öyle bırakıp gittiğim için özür dilerim. Hayatta daha büyük acılar var abi. Dün gece olanlara dayanabilirim yani. Biliyorum. Ben şimdi ne söylesem senin acını hafifletemem. Ama sen en azından babanın kokusunu biliyorsun. Biliyor musun? Ben bir kitapta okumuştum. Kaybettiğin insanın önce gözleri silinip gidermiş aklımızdan. Nasıl baktı, nasıl güldü, nasıl kızdı. Hepsi tek tek silinip gidermiş aklımızdan. Sonra yüzü, sesi ama en son kokuyu unutulmuşuz. Ve sen en azından babanın kokusunu biliyorsun. Bu çocuk ne sürekli bizim kızın peşinde dolanıyor? İsmail. Bakarsın, bizim garip şu oğlanla evlenir de bir gün yüzü görür ha. Ay, inşallah Üftade yenge. Rüzgar Bey çok iyi bir insan. Nazik, zengin, yardımsever. Ya kalbi çok iyi. Bakım evindeki yaşlılar bile bayılıyor ona, biliyor musun? Yani bence adayı çok mutlu eder, kesin. Bizim kız da küçük, okuyacakmış. Aklını bulandırmayın. Bırakın okusun. Hayırdır İsmail amca? İyi misin? Yani çünkü adanın, İstanbul'un en zengin ailelerinden birinin oğluyla evlenmesine karşı çıkıyorsun da. Ay havale falan geçirmiyorsun değil mi? Kız okuyacağım diyor. Tahsiline mi mani olayım? Biliyorum şu anda Rüzgar'ı teselli ediyorsun.
Belki de hiç sırası değil ama ben mutluluğumu seninle paylaşmak istedim. Yusuf'la evleniyoruz. İyi. Hayırlı olsun. Tek taşımı beğendin mi? Asıl gelinliğimi görmen lazım. Görsen var ya çıldırırsın, inanılmaz bir şey oldu. Benden daha ne istiyorsun Nalan? Sadece seni düğünüme davet etmek istedim, o kadar. Şimdi ne demek istediğimi anladın mı Rüzgarcığım? Cicim? Ne oldu? Sen yok bir şey yaptın. Ada? Nereye gidiyor bu kız? Bir tanıdığını gördü herhalde. Neyse gidelim biz, mezarlığa geç kalmayalım, o peşimizden gelir. Hey! Beklesene! Kimsin sen? Yusuf'un arkadaşıyım dedim ya. Yusuf senden hiç bahsetmedi bana. Yeni tanıştım. Nerede tanıştınız? Sen beni mi merak ediyorsun, Yusuf'u mu merak ediyorsun? Kendine iyi bak. Acayip adam ya. Buyurun. Teşekkür ederim. Sizin salata vardı. Tamam, getiriyorum. Abicim senin bir porsiyon makarna vardı değil mi? Aynen. Sumru Hanım, ya mutfakta tabak bitmiş de ben esnaftan borçları toplayayım mı? Tamam ama geç kalma Fırat'cığım, çok yoğunuz biliyorsun. Tamam Sumru Hanım, merak etmeyin siz. Hemen gelirim. Çiçek. Fırat, bir bakalım ben neredeyim? Ya ben artık tahmin etmeye korkuyorum ya. Nalan'ın odasındayım. Ya kızım, senin orada ne işin var? Hiç akıllanmayacak mısın sen? Çabuk çık oradan. Ya tamam.
Evde kimse yoktu. Ben de bir araştırma yapayım dedim. Ne olacak yani? Ayrıca ben o Nalan'ın DNA raporunu bulmadan rahat edemem. Onu bir an önce bulacağım, o kız cezasını çekecek, anladın mı? Çiçek, acele et. Yani bak, Nalan gelmeden oradan çıkman lazım. Anlattıklarından sonra ben artık o kızın yapabileceklerinden korkmaya başladım. Ya ne olur oyalanma bak, gözünü seveyim. Evde de tek başınasın. Tamam Fırat, tamam. Zaten bakmadığım çok az yer kaldı. Çıkarım birazdan. Fırat, ben bir şey buldum galiba. Ay, buldum galiba. Harbi mi? Kızım, ne buldun? DNA raporunu mu buldun yoksa? Çiçek. Çiçek, bir şey söylesene. Çiçek. Senin ne işin var burada? Bir şey yaptı. Nalan bu kıza bir şey yaptı. Dayan Çiçek. Uf, ah be dedeciğim ya. Kural var, kanun var. Ne yapacağız biz şimdi? Ne oluyor Nergen abla? Adacığım, ya dede dün akşam valiziyle kapıya gelmiş. Kırmayıp misafir etmişler. Burada kalmak istiyor. Ben de çok kalmasını istiyorum ama kurallar var, ne yapacağız? Ay, benim ilaçları dağıtma saatim geldi. Ada, dedeyle sen ilgilenirsin değil mi? Tamam abla. Dedeciğim, ben şimdi gidiyorum. Seni bu arkadaşa emanet ediyorum. O bizim buraların meleğidir zaten. Seninle o ilgilenecek, tamam mı? Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz ya. Ada, sen de. O zaman biz de tanışalım. Adın ne dedeciğim? Hikmet. Ben de Ada. Memnun oldum Hikmet dede. Ben de memnun oldum kızım. Aç mısın? Bir şeyler ister misin? Tamam, ben şimdi gideyim yemek alayım. Sen burada bekle, tamam? Sağ ol. Bizim kantinin açmaları çok güzeldir. Şansımıza çay da yeni demlenmiş. Sağ ol yavrum. Nasıl? Dediğim kadar var mı? Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Neden burada kalmak istiyorsun Hikmet dede? İstiyorum işte. Ailenin burada olduğundan haberi var mı? Benim ailem yok ya. Ben bir torunum vardı. O da dün gece öldü gözümde. Ha, sen torununa kızdın. Olmaz olsun öyle torun be ya. Olmaz olsun. Ya ne yaptı seni bu kadar üzüp kıracak? O da bana kalsa olur. Tabii. Ya sen nasıl istersen Hikmet dedi. Sağ ol. Buradaki insanlar ne kadar mutlu görünüyor böyle. Onların mutluluğu için biz elimizden geleni yapıyoruz. Bir şey soracağım. Eğer burada kalmak istiyorsan ben müdürlerimle konuşurum. Ama şimdi onların bir cenazesi var. Başları o yüzden kalabalık. Buraya gelmezler.
Ama ben bu gece burada kalman için elimden geleni yaparım. Eğer beceremezsem bizim evde kalırsın. Öyle çok büyük, çok lüks bir ev değil ama senin dışarıda kalmana müsaade etmem. Sana da rahatsızlık vermeyeyim kızım. Ya ne rahatsızlığı dedeciğim? Ya ben çok mutlu olurum. Sen ne iyi bir kızsın böyle. Allah seni sevdiklerine bağışlasın ya. Amin. Abla ne gidecek yerine de 5 kuruş parası yokmuş. Torunu kızdırmış. Ne yapmış ki? Vallahi onu söylemedi ama bayağı kızdırmış adamı. Eş. Dünyadaki insanlara bak aday ya. Vallahi. Koskocaman adam. Ne yapmış da böyle bir başına kaçmış gelmiş buralara atmış kendini. Şuncağız bir can. Nasıl büyük olmuşsa artık. Ablam beni bir beklesene. Ne oldu? Nereye kız? Hikmet dede için bir şansımı deneyeceğim. Dur. Rüzgar Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Birkaç bir şey alacağım odamdan. Sonra konuşuruz tamam. Başınız sağ olsun Rüzgar Bey. Kız ne oldu buna böyle? Ay yoksa babasını kaybetti diye mi böyle soğuk yapıyor? Yok abla ondan değil. Neden? Anlat bakayım. Benim Çiçek'e çok acil bir şey söylemem gerek. İyi konuş. Tamam yani. Nalan'cığım o zaman ben bir şuna bakayım. Dönüşte devam ederim ama... Ya bunu da söylemeden edemeyeceğim. Kızım bu ne ya? Bu nasıl bir kısmet? Ay fil sürüsü mübarek. Al. Ama bak karıştırma ha. Gelince devam edeceğim. Hah. Buyurun bu sizindi. Kusura bakmayın gecikti biraz. Sizin 2 karnıyarık vardı diye hatırlıyorum. Hayır 2 kuru fasulye vardı. Kuru fasulye tamam getiriyorum. Sizin ne vardı? Fırında makarna vardı benim. Fırında makarna, tamam. Sizin... Pardon, sizin neydi acaba? Tekrar eder misiniz? Fırında makarna vardı benim. Fırında makarna vardı. Kuru fasulye var. Ben bunları halledeyim. Siz diğer siparişleri hazırlayın. He? Sarmayla pilav kimin? Başka bir şey var mıydı? Köfte vardı. Kuru fasulye vardı. Köfte hemen geliyor, fasulye geliyor hanımefendiciğim. Bir köfte, bir fasulye. Sen de kimsin ya? İsmail Bey. Eğer kabul eder işe alırsanız yeni yardımcınız. Evet efendim. Buyurun fırında makarna. Bu sizin fasulyeniz. Sizinki de hemen geliyor. Başka? Sumru. Nasıl? Benim adım da Sumru diyorum. Çok memnun oldum Sumru Hanımcığım. Evet buyurun bu sizin kuru fasulye. Sarma kimindi? Baştaki hanımın. En başta. Evet, tamam. Buyurun sarmanız geldi. Ya bir de pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun. Çiçek ya. Ya ne yapayım? Şu suratın haline bak pancar gibi olmuşsun. Kızım benim aklım çıktı sana bir şey olacak diye. Sen oturmuş keyif yapıyorsun. Ya ben hayatımın deparını attım ya. Fena mı olmuş işte canım? Sen de açık spor yaptın benim sayemde. Öyle yat yat nereye kadar Fırat Efendi? Ah be Çiçek. Yani arkadan Nalan'ın sesini duydum. Sonra telefon kapandı. Ya ben sana bir şey olacak diye korktum. Siz ne ara yani ben gelene kadar bu kadar canciğer kuzu sarması oldunuz? Sen beni biraz hafife alıyorsun galiba.
Senin ne işin var burada? Ya ben öyle yat yat canım sıkıldı. Bir okuyacak bir şeyler bakayım falan dedim. Odana girdim ama... Bu çanta ne böyle ya? Görünce aklımı yitirdim resmen. Ya rahatsız mı oldum ben? Şey bilemedim, kusura bakma. Çok mu beğendin? Kızım sen deli misin? Ya bu ne ya? Bu çok çılgın bir şey. Ya aklımı kaybedeceğim resmen. Ay bana sakın orijinal falan deme bak. Ama öyle tatlım. Benim odamda sahte bir şey bulamazsın. İnanılmaz. Sen var ya çok fenasın kızım, çok. Şeytanla dans edeceksen onun figürlerine ayak uydurman gerekiyor. Yani vallahi ben geldiğimde elinde kahve falı falan... Yani dans etmemiş de diğer tarafa geçmiş gibi gözüküyordun. Ya saçma sapan konuşma. Allah yazdıysa bozsun. Raporu buldun mu? Yani raporu değil ama... bizim Sinsirella'nın kankisini buldum galiba. İşimize yarar mı ki bu? Vallahi DNA raporunun üstündeki logo ile bunun üstündeki logo aynı. Ne diyorsun ya? Yani Nalan bu kıza mı çıkarttırmış o raporu? Hiç şüphen olmasın Watson. Watson. Allah Allah. Ne sen de Sherlock mu oluyorsun yani? Bu mudur? Yani. Niyeymiş? Çünkü senin bu anlata bitiremediğin o vahşi caziben var ya... şimdi onu kullanıp burada adı yazan kıza yaklaşır, onu tavlayabilirsen... biz de Nalan'ın DNA raporunun bir örneğine ele geçiririz. Bu planı da ben yaptığıma göre. Ciddi misin? Hiç şüphen olmaz. Yapabilir misin? Çocuk oyuncağı. Göreceğiz bakalım. Sana iyi şanslar Kazanova. Şule Aycan. Bekle beni Şule Aycan. Ben de diyorum, gözünün içine bakan ada ne oldu böyle yabancı gibi yanından çekti gitti. Ama adacığım haklı yani. Kusura bakma bu sefer Rüzgar Bey tepeden tırnağa haklı. Biliyorum. Babası ölmüş, gelmiş bana sığınmış. Desteğe ihtiyacı varken çok ayıp oldu ama ne yapayım abla? Yusuf öyle gelince dayanamadım onunla gittim. Çok mu ayıp oldu? Ya adacığım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya bu çocuk... senin her başın sıkıştığında yanına koştu. Sen üzülme, mutlu ol diye pervane oldu etrafında. Kızım baksana hayalini gerçekleştir diye dünya kadar kitap almış sana. Ama sen ne yaptın? Zor zamanda onu yalnız bıraktın. Sana ihtiyacı olduğunu söylediğinde onu bırakıp Yusuf'un yanına gittin öyle mi? Allah'a bravo da. Pes diyorum başka da bir şey demiyorum sana. Ben ne yapayım abla? Aç şu gözlerini de artık Rüzgar'a sana olan aşkını gör. Abla biz Rüzgar'la sadece arkadaşız. Değilsiniz siz. Arkadaş falan değilsiniz adacığım. Ya bu çocuk sana deli oluyor. Seni deli gibi seviyor Rüzgar, görmüyor musun? Şu gözüne inen Yusuf perdesini kaldır artık. Kuzum, prensesler gibi yaşamak için bir şansın olsun. Kuzum, biliyorum. Zor. Yusuf'u unut diyorum. Bu kolay değil. Ama kalbinden sök at artık. Sen niye bu kadar istiyorsun Yusuf'u unutmamı? Neden ablacığım biliyor musun? İnsan gibi yaşa diye. Ay sonu geldiğinde cebinde paran olsun diye. İstediğin her şeyi almak nasıl bir duyguymuş, bunu yaşa diye. Sen mutlu ol diye da seni seven, gözünün içine bakan bir adamla mutlu, huzurlu bir yuva kur diye. Beni anlıyor musun kardeşim? Abla. Hı-hı.
Adacığım, bak ben seni Yusuf'undan ayırmaya çalışmıyorum. Ama burada sana hak ettiğin güzellikleri yaşatacak bir adam varken kalbine yenilip hataya düşmeni istemiyorum. Beni anlıyorsun değil mi? Bu adam da benim. Savaştığın kadına sen ne kadar değer veriyorsan bu savaşta o kadar acımasız, o kadar kanlı, o kadar kuralsız olur. Eğer savaşı kazanmak istiyorsan kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Yusuf, ne yapıyorsun sen? Rüzgar, akrebin seni öldürmesine izin verme. Sen ondan önce davran. Çevresindeki cemberi ateşle. Müşteri aradı. Çok memnun kalmış. Elinize, emeğinize sağlık Yusuf. Sağ ol. Sağ ol abi. Hayırdır? Ya abi, dün geceden beri dedesi kayıp da canı ona sıkkın. Bir çocuğum da derdi bir bitmedi be arkadaş. Abi üzülüyorum be hain. Siz o söylediğim işe gittiniz mi? Ha, hallettik onu. Yusuf abiyle hallettik. Dikkatli taşıyın. Bakın çok iyi gidiyorsunuz. Sağ ol. Firmanın sahibiyle görüşebilir miyim? Ben firma müdürüyüm. Buyurun, ben yardımcı olayım. Sen bana yardımcı olamazsın. Buranın sahibi lazım bana. Aklım almıyor. Nihal, bir en ince ayrıntısına kadar anlat bakayım bana. Her şey gayet iyiydi. Fizik tedavide ilerleme kaydediyorduk. Keyfi de morali de yerindeydi. Bir terslik olsa ben anlardım. Her şey gayet iyiydi de niye toprağın altında yatıyor şimdi babam? Vicdan azabı yüzünden. Ne saçmalıyorsun, ne vicdan? Bunu bırakmış. Erdem'e yaptıklarımızı vicdanı kaldırmıyormuş. Ölmüş bir adamın parasını almak mı vicdanına ağır gelmiş? Böyle bir şey için bu yapılır mı Nihal? Hem de bunca sene sonra. Ya o parasını aldığın adamın ölümünden de sen sorumluysan. Ne? Erdem amcayı siz mi öldürdünüz? Zaten ölecekti. Biz sadece... Siz sadece ne? Biz sadece hızlandırdık. İflas edecektik. Her şeyimizi kaybedecektik. Seni, Rüzgar'ı sefalet içinde büyütmek zorunda kalacaktık. Bunun için, parasına konmak için mi öldürdünüz adamı? Zaten ölecekti.
Zaten ölecek olması yaptığınızı meşru kılmıyor. Adanın mirasına konduğunuz yetmezmiş gibi babasını mı öldürdünüz? Dua et ada mirasının peşine düşmesin. Bu yolda atacağı her adım onu babasının katiline yaklaştıracak. Dua et bu olmasın. Eğer olursa sahip olduğumuz her şeyi kaybetmekle kalmayacağız. Hayatımızın geri kalanı da mahvolacak. Buyur İsmail. Bu ne Sumru Hanım? Vallahi sen bugün yetişmeseydin var ya ben mahvolmuştum. Bu senin. Çok veremiyorum ama. İşe aldın mı? Aldın, aldın. Bunu da bugünkü emeğine karşılık kabul et. Alayım bakalım ha. Ya al, al her kuruşunu hak ettin. Allah bin bereket versin Sumru Hanımcığım. Hayırlı olsun İsmail. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Ya müsaadenizle ben evdekilere müjdeyi vermeye gidebilir miyim? Hadi bakalım. Ha, sabah 9 civarı açıyoruz. Sabah 9 aklımda. Sabahleyin görüşmek üzere. Görüşürüz. Lan sabahın köründen beri ayakta durmaktan imanım gevredi ha. Hiç. Verdiği de 3 kuruş para bir davasını atıyor. Lan adanın gönlünü almak için işe ihtiyacım olmasa ben biliyorum yapacağımı da neyse. En azından 3 öğün yemek beleş. Sumru Hanım. Ha? Dedemden bir ses var mı? Ben delireceğim ya en sonunda. Bir polise mi gitsek acaba? Bu saate kadar bir haber çıkmadıysa galiba gitsek iyi olacak. Ben şu önlüğümü çıkarayım da gidelim beraber gidelim. Merhaba, Rüzgar Özben ben. Bir saniye. Rüzgar Bey geldi. Arkadaşımız ilgilenecek sizinle. Buyurun Arif Bey'in odasına alalım sizi. Buyurun kendisi birazdan burada olacak. Geldiniz. Rüzgar Bey. Arif Dilaver. Hoş bulduk. Eğer çok özel değilse bir şey soracağım. Yani ticari değeri çok düşük olan sıradan bir firma için böyle
10 katı yüksek teklif vermenizin nedenini sorabilir miyim? Özel. O halde üzülerek söylemeliyim ki şirketimizin sahibi, yani benim de patronum olan kişi için de o şirket çok özel. Anlamadım. Anlatayım. Yani hiçbir parasal değerde ve teklifte satılık değil. Kim bu şirketin sahibi? Hünkar Balaban adını duydunuz mu? Hünkar Balaban. İyi. Ben görüşmek istiyorum kendisiyle. Çok özür dilerim ama belki duymuşsunuzdur. Hünkar Bey sadece kendisinin görüşmek istediği insanlarla görüşür. Size iyi günler. Emrettiğiniz gibi Rüzgar Bey'i reddettik efendim. Bu ne demek oluyor Mert? Bazı günahları karanlıkta bırakmak biraz pahalıya mal oluyor Nihal. Babanla birlikte aldığımız dönümlerce arsa gitmiş. Ege ve Akdeniz'deki turistik yatırımlar, oteller, hepsinde ciddi azalma var. Esas can sıkıcı olan bunları bir kişinin alıp kendi bünyesinde topluyor olması. Arif Dilaver. Arif Dilaver. Arif Dilaver. Mallarımızı alan şirketlerin hepsi ayrı. Ama hepsinin altında aynı imza var. Fark etmeni sevindim. Ama orada atladığın çok önemli bir detay daha var. Neymiş ki önemli detay? Arif Dilaver'in Hünkar Balaban'ın görünen bilinen yüzü olması. Hünkar Balaban. Niye bize ait malları topluyor? Bir düşün bakalım Nihal. Erdem amca gibi canını yaktığınız, hayatını mahvettiğiniz başka kimler var? Dedenizin bilgilerini bütün birimlere gönderdik. Bir gelişme olursa sizi haberdar ederiz. Çok teşekkür ederiz memur bey. Rica ederim. Yusuf. Hadi gidelim canım. Hadi. Dede, ben şimdi işlemlerin için yöneticiyle konuşacağım. Ama bana soyadını da söyler misin? Eren kızım. Hikmet Eren. Torununun adı neydi? Hikmet dede. Ben hemen geleceğim. Merhabalar. Merhaba. Ben Şule Aycan'ı arıyordum. Yani kendisini nasıl bulabilirim? Laborant Şule mi? Aha. Laborant şöyle. İki kat aşağıda, solda. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ada. Alo Yusuf.
Ben dedeni merak etme diye aramıştım. Hikmet dede burada. Nasıl? Nerede? Bizim bakım evinde. Bakım evinde mi? Dedem bakım evinde mi? Yanında yani, öyle mi? Dün gece gelmiş. Bizim arkadaşlar da misafir etmişler. Ben senin deden olduğunu bilmiyordum. Bilseydim daha önceden haber verirdim. Nasıl peki? İyi mi? Sağlık durumu nasıl? Bir şey yok değil mi? İyi, iyi. Keyfi yerinde. Tamam, tamam adam. Ben hemen geliyorum. Tamam, bekliyorum. Tamam canım, ben hemen halledip geliyorum. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben nöroloji servisini... Şule. Şule Hanım. Ya acaba... Koridorun sonunda sağda. Tamamdır. Teşekkürler. Ne demek? Şuna bak. Bak bu bayağı güzelmiş ha. Ama ben olsam şu yakıyı biraz daha sade yapardım galiba. Sen bir de benim üstümde gör tatlım. Ya şu çok çok iyi değil mi detaylar? Burası bayağı güzelmiş. Tatlım telefonu çalıyor. Alo. Kızı buldum. Tamam, orayı biliyorum. Görüşürüz. Hayırdır, ne oldu? Bir sorun var mı? Yok yok. Ama benim çıkmam lazım. İşte tamam. Seninle sonra görüşürüz zaten. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Bay. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Havası başka güzel, suyu başka güzel. Büyük şehir gibi değil ki kızım. Köylük yer işte, bambaşkadır. Herkes birbirini tanır, sayar, sever. Derdine, neşesine ortak olur. Burası öyle mi? Kimsenin kimseyi düşündüğü yok. Seni düşünen biri var ama Hikmet dedi. Kim? Dede. Hikmet dede, bak dünden beri torunun seni arıyor her yerde. Ya başına bir şey geldi diye çok korkmuş. Hadi, ya konuşun artık lütfen. Ben söyleyeceğimi söyledim kızım bana. Artık söyleyecek lafım yok. Dedeciğim bak yapma böyle, ne olur hadi kalk gidelim. Ada, söyle ona kızım. Benim başımı yerden kaldırmadıkça, o bebeğini taşıyan zavallı kıza nikah kıyıp namusunu temizlemedikçe ne bir daha o benim yüzümü görür ne de onunla bir yere giderim. Dedeni kırma.
onun dediğini yap. Madem bütün sevdiklerim benden aynı şey istiyor. Tamam. Dedeme söyle. Nalan'la evleneceğim. Hemen. Seni de kendi derdimizle üzdük. Ne olur kusura bakma evladım. Hikmet dedeciğim. Bak torunun dediğini yapacak. Ne olur sen de artık onu affet. Bağışla onu. Hele bir verdiği sözü tutsun. O zaman düşünürüm kızı. Alo. Neredesin Nalan? Bir arkadaşımla kahve içiyordum. Ne oldu? Tamam, belediyeye gel. Niye? Evlenmek istemiyor muydun? Gel işte belediyeye. Tamam, hemen geliyorum. Sana bekle ve gör demiştim tatlım. Nikah günü almaya gidiyorum. Artık sıra sende. Sen bu kızı seviyor musun? Eğer seviyorsan, adı senin olsun istiyorsan, o kızın peşinden koşmayı bırakacaksın. Öyle bir şey yapacaksın ki, o senin peşinden koşacak. Nasıl olacakmış o? Bekle ve gör tatlım. Bak benim beklemeye tahammülüm yok, tamam mı? Sen Yusuf'u istiyorsun. Ben adayı. Yusuf'u geri almak için ne planlıyorsan bana söyleyeceksin. Çünkü eğer bu yaptığın plan adaya zarar verecekse var ya... Orada dur bakalım. Bu dünyada hiçbir şey adayı benim Yusuf'la evlenmem kadar çok üzemez. Eğer bir pazarlık yapıyorsan bütün şartları iyice anla ki sonradan tatsızlık çıkmasın. Ne yapacaksın peki? Ben bir şey yapmayacağım. Yusuf'un dedesi yapacak tatlım. Dedesi mi? Eğer sevdiğin biri bir şey yapmıyorsa... ...onun sevdiği biri bunu ona yaptırır. Bu böyledir. Ha, bundan bu kadar eminsin yani. Ben başka bir kadın için... ...cadde ortasında bırakılacak bir kadın değilim. Bana kimse bunu yapamaz. Yapan da bedelini öder. İşimi bitirince bana teşekkür edeceksin. Çünkü ben Yusuf'la evlenince adacık teselli senin kollarında arayacak. Bundan sonrasını da sen halledebilirsin diye düşünüyorum. Kadınlar gözyaşlarını silen erkeklere dayanamazlar.
Gerekli evrakları yetiştirebilirseniz pazar günü 17 uygundur. Ne diyorsunuz? Yusuf? Tamam tamam. Ne gerekirse yetiştireceğiz biz. Kimlikleri alabilir miyim? Şuraya imza atabilirseniz. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Kuzum. Tamam, yıpratma kendini artık. Bak, göreceksin. Hem onun için hem senin için en iyisi olacak bu. Ne yapacağım ben abla? Susuz nasıl yaşayacağım? Onu sevmeden önce nasıl yaşıyorsan öyle. Onu sevmeden önce ben yaşamıyordum ki. Rüzgar arıyor. Ada, kendini toparla, güçlü ol, tamam mı? Rüzgar. Alo Ada. Sen ağlıyor musun? Yok yok. Ben iyiyim. Sen niye aradın? Hafta sonu ne yapıyorsun? Hafta sonu mu? Hiç. Şey... Benim babamla gitmeyi çok sevdiğim bir restoran vardı da... Hafta sonu bana eşlik eder misin diyecektim. Bilmem ki. Git git. Git. Ben gelinlik işini hallediyorum o zaman. Tamam ama uygun bir şey olsun. Gücümün yetebileceği bir şey, tamam mı? Sen hiç merak etme. Ben çok iyi bir yer biliyorum. Çok uyguna kiralayabiliriz. Tamam sen gir. Ben bir Cevdet abiye bakacağım. Yine yok ortada. Sen de gelsene. Müjdeli haberi beraber veririz içeridekilere. Yok dedim ya. Cevdet abiye bakacağım. Gir sen. Tamam. Kanka. Eğne yüzünden düşen bin parça. Ya, kötü bir şey mi oldu? Deden mi? Dedem iyi. E o zaman bu hali nedir abicim? Çok kötü gözüküyorsun. 2 gün sonra Nalan'la evleniyorum. Nikah için gün aldık. Nasıl? E adaya ne olacak? Bilmiyorum Fırat. Bilmiyorum kardeşim. Çiçek! Ne oldu? Yusuf 2 gün sonra Nalan'la evlenecekmiş. Ne? Ne demek ya 2 gün evleniyorlar? Fırat bizim ne yapıp edip bu nikahı durdurmamız lazım. Senin şu kız ne oldu? Ne yaptın oğlum? Ya ben kızı buldum da yani hallederim ama zaman lazım. Allah Allah. Nerede senin şu müthiş karizman? Ya Çiçek, benim karizmamın bu konuyla ne ilgisi var? Ya Yusuf kendini yakacak diyorum. Ne yapacağız Fırat? Bilmiyorum. Ama bize bir mucize lazım. Thank you.
Cevdet Yalçın. Neredeydin sen? Bilmem neredeydim. Yine efkarlısın, düşüncelisin. Nasıl dayanacağım ben abi? Nasıl kalbimden söküp atacağım adayı? Nerede hata yaptım ben? Ne hatası? Satranç bilir misin? Satranç mı? Kralların oyunu. Hiç hata yapmaman lazım. Her bir taşın kendine göre bir özelliği var. Ya hamle yapmadan önce bütün ihtimalleri gözden geçirmelisin. Yoksa tam kendine güvendiğin anda kaybedersin. Benim de kendime çok güvenip yanlış bir hamle yaptığım için neredeyse kaybedeceğim bir oyun geldi aklıma. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ki. Nasıl dayanacağım ben adasız yaşamaya? Ne yapacağım ben? Beklemeyi öğreneceksin. Beklemek mi? Hayat hiç gelmeyecek bir gemiyi denize uzun uzun bakarak beklemektir. Beklemeyi bilenler elbet vuslatın huzuruna kavuşur bir gün. Burada esas mevzu deniz ve gemi değildir. Ana fikir beklemeyi öğrenmektir. Beklemeyi öğrenenler bir gün vuslatın huzuruna kavuşurlar. Benim bekleyecek bir şeyim kalmadı ki. Nefes aldığın sürece bir umut vardır. Umutlu olduğun sürece bekleyecek bir şeyin olur. Söylemesi kolay. Cevdet Yalçın. Senin bekleyecek bir şeyin var mı bu hayatta? Bana söylediğini yapabilir misin? Bekleyebilir misin hiç gelmeyeceğini bildiğim bir gibi? Benim bütün hayatım beklemekle geçti. Ama ufak bir farkla. Gemisini bekleyen bir liman olamadım ama uçsuz bucaksız denizlerde, okyanuslarda limanını bulamayan bir gemi oldu. Merhaba, nasılsınız? Rüzgar Bey. Oo, Rüzgar Bey, geçin, buyurun, buyurun. Yok, ada hazırsa ben... Ada hazırsa derken? Bir iş yemeği için adanın bana eşlik etmesini istemiştim de, o yüzden. Ha, iş yemeği. Aynen. İş yemeği. Ha, ben çağırayım o zaman. Ya geçin, iki dakika oturun içeride. Yok, acelemiz var. Ada, yavrum Rüzgar Bey kapıda. Seni almaya gelmiş. Tamam yenge. Gidelim mi?
Hadi git, tamam. Cevdet abi nerede? İşi varmış. Ama nikaha geleceğim dedi. Yusuf'cum. İyi düşündün mü? Sumru Hanım, ben bu hayatta hiçbir şey düzgün yapamadım. Ne okuyabildim, ne para kazanabildim. En azından babalığı düzgün yapayım. Kusura bakma kanka. Niye? Bazen senin aşkını anlamadım diye. Ben sizi gerçekten seviyorum. Benimle bölüştüğünüz her şey için sağ olun. Benim dedemden başka ailem yoktu. Aile nedir bilmezdim. Çiçek, sen hatırlamıyorsun ama bana ailenin ne olduğunu siz öğrettiniz. Neler konuşuyoruz? Hemen geliyorum. Savur at sevdayı bir yere fırlat. Bitti sayıp acıyı kaldır öyle yat. Sor, herkese sor, acılar unutuluyor. Ağlayınca gözlerinden silinmiyor. Aşk her defasında bak bulunuyor. Bırakırım zamanı öyle biraz da. Sen olmadan da yine geçer nasılsa. Hatırla bunları, sakın unutma diyordun. Ama o zaman
gülüyordun, yanımdaydın, canımdaydın. Şimdi nasıl geçer bu ömür? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan? Susma, konuş hadi anlat büyük insan. Söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan? Susma, nasıldı anlat hadi ayrılırsam. Söyle, hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Silip at aşkları bir yere fırlat. Bitti say ki derdini, kaldır öyle yat. Sor, ne olur sor sen benden ayrılırsan. Ne olur düşümde bir ömrü durdursan. Aşk her defasında bak bende ararsan. Bırakırım kendimi öyle biraz da. Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa. Hatırla bunları, sakın unutma diyordun. Ama o zaman gülüyordun, yanımdaydın, canımdaydın. Şimdi nasıl geçer bu ömür? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan? Susma, konuş hadi anlat büyük insan. Söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan? Susma, nasıldı anlat hadi ayrılırsam. Söyle, hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan? Susma, konuş hadi anlat büyük insan. Söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya. Hoş geldiniz. Daha evvel dairemize yapmış olduğunuz evlenme müracaatı incelenmiş olup yapılan inceleme sonucunda evlenmenizde bir mani olmadığı görülmüştür. Şimdi bir kez de burada şahitler ve davetliler önünde bu isteğinizi sözlü olarak da beyan ederseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. Şahitlerimizi de alalım. Ada, ben seni ilk gördüğüm anda aşık oldum. Geçer zannettim. Ama sonra seni tanıdığım her an insanlığını, saflığını, kimsede olmayan masumiyetini gördükçe
sana her gün daha fazla aşık oldum ana. Senin kalbin başkası için çarpıyor. Ben sana hislerimi açabilmek için kalbinin boşalmasını bekledim. O güzel kalbimde bir yer bulabilmek için inatla, sabırla ben seni bekledim. Sen evet diyene kadar bir ömürde beklerim. Senin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Yusuf Eren Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Yusuf Eren Beyefendi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Nalan Doruk hanımefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?